Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Google Metin Konuşma Motoru. Google Metin Konuşma Motoru güncelleme aldı. Yalnız Play Store'dan değil, ben başka bir kaynaktan indirdim güncellemesini. Google Metin okumanın bildiğiniz gibi bir sorunu vardı. Mesela sesler birbirine karışıyordu. Nasıl oluyor? Erkek sesi seçiyoruz, bir anda kadın sesine dönüyor. Ya da kadın sesi seçiyoruz, bir anda erkek sesine dönüyor. Ya da sesler bir anda böyle boğazını sıkıyormuş gibi, gırtlaklıyormuş gibi böyle carlamaya başlıyordu. Artık yeni sürümde öyle bir sorun kalmamış arkadaşlar. Hangi sesi seçersek seçelim, artık kararlılık var. Yani sadece seçtiğimiz ses konuşacak. Seçmediğimiz listedeki diğer sesler otomatik olarak devreye girmeyecek. Bu son güncellemede öyle bir çirkinlik kalmamış artık. Tabii ben eski Google Metin konuşma motorunu silmeyeceğim. Yani bütün ayarların olduğu, tonlama ayarının bile yapılabildiği, seslerin ilk üretildiği sürüm, yani diğer seslerin ilk üretildiği sürüm olan Google Metin okumayı silmeyeceğim. Ne olur ne olmaz. Belki yine bozulur. Kalsın. Hiç dokunmayacağım yani. Bu yeni sürümü, bu telefonda yerleşik gelen Google Metin okumanın yeni sürümünü de bu iğrençlik kaldırıldığı için kullanmaya devam ederim. Geçelim. Talkback menüsü, gezinme, listede, ekranın başından başlayarak oku, sonraki öğeden başlayarak oku, son söylenen ifadeyi kopyala, son söylenen ifadeyi harf harf kodla, son söylenen ifadeyi tekrarla, konuşma dili, ekranı gizle, talkback ayarları, metin okuma ayarları, ONU ana ekranı, metin okuma, tercih edilen motor, Elnur TTS, 1.6. Tercih edilen motor, yukarı gezinir, düğme, tercih edilen motor, işaretli değil, radyo düğmesi, Samsung metinden konuşmaya motoru, işaretli değil, radyo düğmesi, Google ses hizmetleri, işaret. Google ses hizmetleri kullanılıyor. Geri çıkalım. Ayarlar. Tercih edilen motor Google ses hizmetleri. Gördüğünüz gibi, daha doğrusu duyduğunuz gibi, ben en son ses 2'de, yani ikinci ses modelinde bırakmıştım. O ses seçimiyle olan kararsızlık da giderilmiş. Yani sesler arasında biz istemediğimiz halde kendi kendine geçiş yapıyordu. Bir de en son seçtiğimiz seste kalmıyordu. İlk gelen, birinci olan kadın sesine geri geçiyordu. Hem o kararsızlık giderilmiş, hem de seslerdeki iğrençlik giderilmiş. Şimdi ayarlarına gireceğim ama ayarlarını incelemeyeceğim. Çünkü ayarlarında ne olduğunu biliyoruz. Tonlama ayarı yok yine her zamanki gibi. Hani ses birin, yani ilk olarak gelen kadın sesinin daha robotik ya da daha insansı konuşmasını sağlayan o tonlama ayarı gitmiş. O hala yok. Onu hala eklememişler ama olsun, sorun değil. Hemen ayarlarına girelim. Ayarlar. Google TTS seçenekleri. Google TTS seçenekleri. Ses verilerini yükle listede. Google TTS ses verileri. Google TTS ses verileri. Çok hafif bir bozulma var. Abartılı değil. Çince, Tayvan, Çekçe, Çekya, Yunanca, Yunanistan, Vietnamca, Urduca, Ukrayna, Türkçe, Türkiye. Türkçe, Türkiye sesleri. Yukarı git. Ses sayı listede. Ses 2. Ses 3. Ses 3'ü seçelim. Ve Talkback Talkback menüsünde yeniden gezinelim. Bakalım. Talkback menüsü. Gezinme listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku.
Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Konuşma dili. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. Sistem işlemleri. İptal, düğme, liste dışında. İptal. Türkçe, Türkiye. Ses hı ve. Ses 4'e geçelim. Ses hı ve. Tabi bunlar niye böyle bilmiyorum. Rumen rakamlarıyla okuyor. I ve bilmem ne falan. Talkback menüsü. Gezinme listede. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Ekranın başından başlayarak oku. Sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Konuşma dili. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. Sistem işlemci. İptal. Ses 5. Ses 5'e geçelim. Bakalım ne olacak. Ses 5. Etkinlik. Türkçe Türkiye sesleri. Talkback menüsü. Gezinme listede. Ekranın başından başlayarak oku. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Daha hala biraz daha üzerinde çalışmaları lazım. Çok az. Ses 2'de ve ses 5'te bozulmalar var. Sondaki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala. Son söylenen ifadeyi harf harf kodla. Son söylenen ifadeyi tekrarla. Konuşma dili. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. Sistem işlemleri. İptal, düğme, liste dışında. Etkinleştirmek için 2 kez dokunma. Türkçe. Vano. Bir öğeden iki tanesi gösteriliyor. Apa bre. Ayar. Geldi sonra. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada bir sonraki videoda çok güzel, harika bir video düzenleme programı buldum. Tıpkı yani marka verip reklam yapmak gibi değil ama Apple'ın iMovie'si gibi. Hatta Apple'ın iMovie'sinden bile çok daha yetenekli, çok daha güzel bir program buldum. Film yöneticisi. İster TikTok videosu çekiyorsunuz, ister film yapıyorsunuz. Çok ayrıntı vermeyeyim şimdi. Onu gelecek videoda konu olarak ele alıp işleyeceğiz. O içeriğinde, yani o video düzenleyicinin de indirme bağlantısını koyarım gelecek videonun altına. Görüşmek üzere.